Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal kündülük haberler programımızı görüşmelerine karşı alımız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifidiki en muhim haberlerini huzurunla sunumuz. Kınav istiklalar ekranımız olsun. Çigrasız muhbirler teşkilatı Xitay Kompartiyesi'ye ortak besim kılış gereklikini bildirdi. Çigrasız muhbirler teşkilatının başka tipi Xi Jinping'in halk avazını bastırış kılmışının bimani derecede hikayelikini Barlık Demokratik Devletler Birliği kilip Xitay Kompartiyesi'ye besim kılış gereklikini tekitledi. Amerika avazının haberde bildirilişçe Merkezi Parij'e caylaşkan akbarat erkillikini teşebbüs kılış örgünü Çigrasız muhbirler teşkilatı Taybi'de Asya Tinç Okyan'daki iş beceriş oranı kurgan bulup, bu oranın kurulguna 8 yıl bulgan. Şu münasuvat bilen Çigrasız Muhbirler Teşkilatı'nın yeni başkatipi Sıbavut Bürüttin 16. Öktabr ziyaret ömekine başlap Tayvan'a gelip Tayvan Prezidenti Lai Ching'da bilen körüşken. Bürüttin, Tayvan hükümetini Çigrasız Muhbirler Teşkilatı bilen hemkarlaşıp, Xitay Kompartiyesi ve başka çet el güçlerinin ahbarat ve uçurgu arlaş şarikitini aşkarlaşka çakırgan bulup, onun sözü Lai Ching'da'nın yakşı bahasına erişken. Körüşte Lai Ching'da Tayvan'ın demokratik müdafiyesinin aldın kısipede turduğalıqını, bütün küçü bilen demokratiya ve erkillikinin kımmetini qoğdaşkı vədi bergen. Tayvan Prezident Mahkemesi tarqatqan haberge asaslanğanda, Lai Ching'da Bürüttin bilen körüşkende özünün Çigrasız Muhbirler Teşkilatı bilen hemkarlaşıp, Asiyadaki ahbarat erkillikini ortak ilgiri sürdüğalıqını eytkan. Lai Ching'da'nın körüstüşçe bu yıl Tayvan Çigrasız Muhbirler Teşkilatı elan kılgan Dünya Ahbarat Erkilliki körüstetküçü de Asya boyunca birinci orunda turgan bulup, Dünya Redder tipidimo 27. orunga çıkkan. Bulup mu halkaralıq taratkolar Tayvan'a kelgende ularga berildiğen numarının sani yıldın yılga köpeygen. Tayvan Asiyadaki ahbarat erkinliginin merkezi bulupla kalmay, belki xalqara taratqularının Asiyada puttirap duruş merkezi iken. Bürüttin sözüde Xi Jinping'nin xalqının avazını bastırış kılmışının tolumu bimani ihkerlikini demokratik devletler ve dünya cemaiti bu meselde birlik kilip, Xitay Kompartiyesi'ye besim kılışı kerekliğini tekitligen. Xitayning Tibet Hindiston chegarasida ultraq rayon qurishi diqqat qo'zg'idi. Xitayning Tibet Hindiston chegarasida keng ko'lamlik ultraq rayon qurishi Hindiston armiyasi va taratqolarining diqqatini qo'zg'idi. Tibet ovozining 15 oktyabr xabar qilishicha sun'iy hamra suratlarida Xitayning Tibet Hindiston chegarasidagi Pangong ko'lining shimoliy qirg'og'iga yaqin joyda cho'ng ultraq rayon salg'anligi oshkorlangan. Hindistan taratqoları Hindistan armiyasının sözünü nakil keltirip, eğer bu ultraq rayon harbi işler maksadı şiltilip kalsa, vaqtlıq alğı ilgirleş rolünü oynaydıqanlıqını bildirgen. Hindistan taratqolarının qarışça, Xitayning növetdiki Xitay bilen Hindistan otursidiki 2020 yıldaki qarışılışış noktasıgı yakın cayda nurgun əslahalarını qorışı, çigra bi xatarlikigi bolğan yeni endişini qozğaydıken. Amerika Alam Katnışı Teknikisi şirketi Maxar Technologies 9. Oktyabr tarqatqan sun'iy hamra suratleri Tibetki tava Pangong atrapidiki 17 gektar yerinin kuruluş ve qezish maşinleri bilen tolğanlıqını körsetken. Hindiston taratqolarining xabar qilishicha Xitay yuqorida tilga ilingan rayonlarda toralg'u va cho'ng ma'muriy binolarni o'z ichiga olgan 100dan ortiq bino selayotgan bo'lib, bu quruq yer va tuz yerlarni ishiltishga bo'ladi ekan. Bu yerni kelgusida bog'chi yoki tantarbiya aslahalari sifatida ishiltishga bo'ladi ekan. Bu rayonning sharq-janub burjigidagi 150 metrlik tik-to't bulungliq yerning tik uchorning qo'nish uchishi uchun selingan bo'lishi mumkinligi farz qilingan. Bildirilishicha Xitay bu yil aprilning 5-ida Pangong ko'li bo'yida ultraq rayon qurishga boshlagan bo'lib, sun'iy hamra suratlarida ko'rsatilishicha, ilgariki bu rayonda hech qanday qurilish yo'q ekan. Hindiston armiyasi Xitay bu ultraq rayonni ma'muriy rayon va mashg'ulot rayoni deb ikki qismga ayirgan deb qaragan bo'lib, buning ichidagi ikki cho'ng bino balkim ma'muriy va aslaha saqlaydigan o'rin bo'lishi mumkin ekan. Amerika Xitayning uchuvchisiz havo apparatining importini vaqtincha to'xtatdi. Amerika tamojnisi Uyg'ur majburiy amgikiga chetishlik bo'lish bilan ayblangan Xitay shirkati DJI'ning bir qism uchuvchisiz havo apparatlarini import qilishni vaqtincha to'xtatgan.
Amerika avazının haber kılışça, Xitay'nın uçukçısız ayroplan işlep çıkarğıcı şirketi DJI 16. Öktabr Reuters agentliğiga Amerika hükümetinin DJI'nin bir kısım uçukçısız hava aparatlarını import kılışını vaktince toxtatqanlığını aytqan. İlgiri aşkarlanmagan bir mektupka asaslanganda DJI şirketi Amerika Tamojna ve Çigra Qoğdaş İdarisinin bir kısım uçukçısız hava aparatlarının Amerika bazırığı kirişini çekligenlikini uxturgan. Amerika'daki uçukçısız hava aparatlarının 20'den köpürekini ilgileydiğen DJI şirketi hiçkandak işlep çıkırış çaryanının mecburi emgeki çetilmaydıqallıqını dava kılgan. DJI şirketi yana Reuters agentliğiga tamojnini belgelemege emel kıldıqallıqını ispatlaydıqan hüccet bilen teminlevatqallıqını eytkan. DJI hakkıdaki mektupta bu hareketinin Devlet Bihaterlik Ministerliğinin mahsulatının kiliş menbesini tekşürüş, bulup mu Xitay'da yasalgan uçukçısız hava aparatlarını nişan kılgan Tihamokyan tirişçallıqının bir kısmı hikayeliki tekitlenigen. DJI şirketi bolsa bu ayıplaşının asassız ikenligini ama kanun onlarının delil ispatsız mallarını tutup kalışığı yol koyganlıqını dava kılgan. Amerika Parlament azaları Xitay şirketi DJI işlep çıkarıgan uçukçısız hava aparatlarının sallıq malumat yollaş, nazaret kılış ve devlet bihaterlikige yüşürün tehdit seliş qatarlıq endişelerini köp qetim oturgu koygan idi. Amerika Xitay'nın iki şirketini ceza tizimlikige kirgüzdi. Amerika, Rusya'nın Ukrayna urushida ishlatilgan uchuqchisiz hava apparatlarini ishlab chiqaradigan va to'shuydigan Xitoyning ikki shirkatini jazo tizimligiga kirgizdi. Amerika vazining xabarida bildirilishicha, Amerika 17 oktyabr Rusya'nın Ukrainada keng ko'lamlik o'lim yetim paydo qilgan hujumchi uchuqchisiz hava apparatlarini lahilash, yasash va to'shtirul olgan Xitoyning ikki shirkatiga jazo yurgizganligini e'lon qilgan. Bildirilishicha jazo tizimligiga kirgizilgan o'rinlar bo'lsa, Xiamen Limbahi Avasiya motori cheklik shirkati va Xongtu Viktor sanoati Shenzhen cheklik shirkati va shundaqlar Rossiya shirkati TSK Viktor va uning direktori Artem Mikhailovich Mishchikov ekan. Bir hukumat oliy amaldorining payshanba kuni muxbirga aytishicha jazolash tizimligiga kirgizilgan Xitoy shirkatlari Rossiyaning Karpiya yurishlik yiroq masofalik hujumchi uchuqchisiz hava apparatlarini taraqqiy qildirish ishlariga qatnashgan bo'lib, bu uchuqchisiz hava apparatlari Xitoyda ishlab chiqarilib, bevosita Rossiyaga avatilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu haqdagi bayonotida bildirilishicha, Karpiya uchuqchisiz hava apparati Xitoy tarafidan Rossiya mudofaa shirkatlari bilan hamkorlashib loyihalangan va ishlab chiqarilgan bo'lib, Rossiya bu qurilni ishlatib, Ukrainaning ul aslahalarini vayron qilgan hamda nurg'unligan odamning o'lishi va zaxmlanishiga sabab bo'lgan. Amerika oliy amaldorining aytishicha, Amerika ilgari Xitoyni bu xil hamkorlik to'g'ri haqida ogohlantirgan bo'lsa-mu, biroq Xitoy o'zlarining bundaq turlardan xabari yo'q ekanligini da'vo qilib, Amerika tarafini ayiblagan. Ukrainaning yadro quroli yasash iqtidori haqida munozara qo'zg'aldi. Germaniyaning Bild gazeti Ukrainaning yadro quroli yasash imkoniyati haqida detallashliq bir xabar tarqatdi. Turkiya ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, Germaniyaning Bild gazeti Ukrainaning yadro quroli yasash imkoniyati haqida detallashliq bir xabar tarqatgan bo'lib, xabarda Ukrainaning qisqa vaqt ichida Rossiyaga qarshi ishlatish uchun yadro quroli yasab chiqa oladiganligi ilgari surilgan. Gazet Ukrainaning qurol ta'minlash sohasidagi yuqori darajalik bir manbasiga asoslanib, Ukrainaning yadro quroli yasashga zarur bo'lgan barliq material va texnikaga ega ekanligini bayon qilgan va manba agar buyruq tushsa, tunji yadro bombasini bir necha hafta ichida yasab chiqa oladiganligini aytgan. Bu planning Ukrainaning NATO a'zoligiga erishalmasligi va Rossiyaning kelgusidagi harbiy harakatlari ko'zda tutilib, urushdan keyingi mazgil uchun tayyorlanganligi aytilgan. Ukrainalik va yana G'arbning Rossiyaning qizil chiziqlari haqida emas, balki Ukrainaning qizil chiziqlari haqida ko'proq o'ylanishi kerakligini ta'kidlagan. Bu xabar Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyning burunqi bir bayonotini aski solgan bo'lib, Zelenskiy Yevropa kengashi yig'inidan keyingi muxbirlarni kutib olish yig'inida Ukrainaning bexatarligi uchun yo yadro quroliga ega bo'lish yoki NATOga a'zo bo'lishdan iborat ikki yo'lning borligini o'tirg'i qo'ygan edi. Hürmetli körmeler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşürüz. Aman bol gayesler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.